Ve hava olayları. Evet, iklimi tanımlayarak başlayalım. Şimdi şöyle bir tanım vermiş. Aslında tanım da karşımıza çıkabiliyor bazen sorularda. Geniş bir bölge içinde 35-40 yıl gibi uzun yıllar boyunca değişmeyen, uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların meydana geldiği ortalama hava koşullarına iklim denir. Ortalama kelimesi orada birazcık önemli arkadaşlar, iklimi ifade ederken. Çünkü yani bu nedir aslında? Hani bu klasik kitap bir tanımı zaten aslında ama iklimi ifade ederken ne oluyor? Bir bölgenin işte orada yaşanan hava olayları uzun yıllar boyunca inceleniyor. Ve o incelenen, uzun yıllar boyunca incelenen hava olaylarının arkadaşlar bir ortalaması alınıp hesaplandığı zaman o bölgenin iklimi ifade edilmiş oluyor, iklimi belirlenmiş oluyor. Şimdi iklimden bahsedilirken kullandığımız bazı kelimeler var ki bununla alakalı da sorular geliyor bazen. İşte bu şekilde cümleler yazıp hangisi iklim cümlesidir, işte hangisi hava olayı cümlesidir şeklinde karşımıza geliyordur zaten. Hani iklim ifadelerini söylerken arkadaşlar genellikle biz kurak, işte yağışlı, soğuk, işte sıcak gibi kavramları kullanıyoruz o cümleleri ifade ederken. Burada birkaç tane örnek verdim. Mesela işte Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır. Bu arkadaşlar bir iklim cümlesidir. İç Anadolu'da yazlar kurak geçer. Bakın yine şöyle bir anahtar kelime gibi düşünebilirsiniz bunları. Kurak geçer ifadesi burada yine iklimi belirten bir ifadedir. Erzurum'da kışlar sert ve soğuk geçer. Yine biz iklimi tanımlarken bu tür cümlelerden yararlanmış olacağız. İklimin özelliklerinden devam edelim. İklim arkadaşlar kesinlik bildirir ifadesi geçiyor. Ama yani hiçbir zamanda değişmeyecek diye bir durum yok. Çünkü yani biliyorsunuz işte küresel ısınmadan falan bahsedeceğiz birazdan. Küresel iklim değişikliği diye bir sorunla uğraşıyoruz biliyorsunuz ki son yıllarda. Dolayısıyla kesinlik bildirir ama tabii ki değişmez de değildir. İklimi inceleyen bilim dalı arkadaşlar yine bilgi olarak karşımıza gelebilen durumlardan bir tanesi. Klimatoloji denir. İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji. Hatta bunu iklim bilimi olarak da söyleyebiliyoruz. Şöyle üzerine notunu alayım. İklim bilimi. Aynı anlama geliyor zaten. İklimi inceleyen bilim insanı ise arkadaşlar klimatolog ya da benzer şekilde iklim bilimci olarak isimlendiriyoruz. Haritada da göstermiş arkadaşlar bakın. Ülkemizde de temel olarak 3 tip iklim türünden bahsediyoruz. Bunlar işte karasal iklim, şu turuncuyla gösterilen bölgeler. İşte Karadeniz bölgesinde Karadeniz iklimi, şu morla gösterdiği yerler ise Akdeniz iklimi şeklinde 3 tane temel iklim türümüz vardır. Aslında burada geçmeden şundan da bahsedebiliriz. İklimi etkileyen faktörler arkadaşlar, yine sorularda karşınıza gelebilir. İklimi etkileyen faktörler nelerdir? Yani hani işte 3 tane iklim tipinden bahsettik biz ülkemizde. Neden bu şekilde iklim tipleri vardır ülkemizde? Burada mesela işte bir konumun ya da bir bölgenin işte denize olan yakınlığı, uzaklığı arkadaşlar iklim tipini belirler. Onun dışında bölgelerin mesela yükseltisi yine iklim tipini belirleyecektir arkadaşlar. Bakın işte yükseltilerin daha işte fazla olduğu işte Doğu Anadolu bölgesinde ya da işte şu kısımlarda daha böyle sert iklimler zaten karasal iklim hakimdir. Ama işte yükseltilerin birazcık daha az olduğu işte Karadeniz ya da işte Akdeniz kısımlarında orada işte daha ılıman iklimler görülebilir. Aslında yine yükseltinin fazla olduğu şu Akdeniz bölgesi var ama burada da buradaki dağların mesela arkadaşlar denize olan durumları da yine iklimi etkilediği için bu şekilde bir farklılık var. İşte dağlar dik ya da paralel şekilde konumlandığı zaman bu da yine iklimi değiştiren faktörlerden bir tanesidir. Ama bitki örtüsü kısmı arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bitki örtüsü iklimin sonuçlarından bir tanesidir. Yani mesela işte bitki örtüsünde işte Karadeniz bölgesinin bitki örtüsü işte orman. Hani oranın bitki örtüsü orman olduğu için orası Karadeniz iklimi değil, Karadeniz iklimi gerçekleştiği için orada Karadeniz iklimi olduğu için bu bölgede arkadaşlar bitki örtüsü ormandır. Yani bitki örtüsünü bir sonuç olarak söylüyoruz. Onu da karıştırmayın. Arada bir dikkat soruları gelebiliyor onunla alakalı. Evet, gelelim iklim değişikliğine. Küresel iklim değişikliğinden bahsettik az önce de. Şimdi iklim değişikliğini söylerken arkadaşlar öncelikle bir sera etkisinden bahsetmek lazım. Sera etkisi nedir? Şimdi sera etkisi şöyle aslında çizerek göstereyim.
Şimdi dünyamızı arkadaşlar güneşten gelen ışınlar şu şekilde bir göstereyim. Şimdi atmosferde başta karbondioksit olmak üzere işte çeşitli sebeplerle açığa çıkabiliyor bu karbondioksit. İşte fosil yakıtların yanması olabilir, işte solunum sonucu olabilir, arttırılabilir tabii ki işte fabrika bacalarından çıkan gazlar vesaire. Başta karbondioksit olmak üzere arkadaşlar, CO2 olmak üzere. İşte onun dışında metan gazı yine aynı şekilde burada görevli. Ya da işte karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar açığa çıktığı zaman arkadaşlar atmosfere doğru yükseliyor ve dünyanın etrafını şöyle bir katman şeklinde sarıyor. Şimdi bu gazların şöyle bir görevi var, atmosferdeki bu gazların. Güneşten gelen ışınların arkadaşlar bir kısmını üzerinde tutup bir kısmının geri yansımasını sağlıyor. Bir kısmını tutuyor, bir kısmını fazlasını geri yansıtıyor. Ve bu şekilde de dünyanın sıcaklığı sabit kalmış oluyor. Şimdi normalde zaten bu arkadaşlar sera etkisi dediğimiz şey durum budur ve olması gereken bir süreçtir zaten. Yani sera etkisi olmasaydı bu sefer güneş ışınlarını tutan herhangi bir gaz olmasaydı işte dünyada arkadaşlar yaşam olmazdı. Yani dünyamızın sıcaklığı bu şekilde sabit kalmış oluyor. Şimdi işin küresel ısınma kısmı nerede arkadaşlar? Küresel ısınma ise şimdi bu açığa çıkan gazların miktarının artmasıyla meydana geliyor. Yani şimdi daha fazla açığa, bu sera gazlarının daha fazla açığa çıktığını düşünecek olursak bu dünyanın etrafındaki o gaz katmanı arkadaşlar artmış olacaktır. Daha sonra ne olacak? Açığa çıkan gaz miktarı arttıysa bunlar da daha fazla ışını üzerinde tutmuş anlamına gelecektir. Yani daha az yansıma meydana getirmiş olacaklardır. Yani ne kadar fazla sera gazı o kadar fazla ışığı sorma gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla da bu şekilde arkadaşlar olan duruma da biz küresel ısınma ismini veriyoruz. Yani sera etkisi olayının artmasına sera gazlarının salınımı sonucu küresel ısınmanın meydana geldiğini söylüyoruz. Küresel ısınma, küresel iklim değişikliği olarak da arkadaşlar ifade edebiliyoruz. Yani küresel ısınma işte yeryüzündeki işte iklimlerin değişiklik göstermesine de küresel iklim değişikliği ismini veriyoruz. Zaten günümüzdeki sorunlardan bir tanesidir biliyorsunuz ki. Küresel ısınmanın sonuçları nelerdir? Bu küresel ısınma başlığı biliyorsunuz hemen hemen her sene zaten bir konumuzun alt başlığı olarak geçiyor. O yüzden bunlar çok da hakim olduğunuz kısımlar aslında. Şimdi her yıl 1-3 derece arası sıcaklık artışı gözlemlenebilir. Onun dışında su kaynaklarının azalmasına, çünkü buharlaşma meydana gelecek arkadaşlar. Ve bununla beraber kuraklık, çölleşme ve erozyon gibi olaylar meydana gelecektir. Hızlanacaktır yani. Bir taraftan da tabii ki buzullardan bahsediyoruz. Güneş ışınlarının fazla olmasından, daha doğrusu işte dünyanın sıcaklığının artmasından dolayı oradaki buzullar eriyecektir. Ve bu sayede de denizlerin, okyanusların arkadaşlar seviyesinde yükselme meydana gelecektir. Ve tabii ki bu da işte tarımı, turizmi etkileyecek. Hatta yani şöyle bir şey de söylüyoruz biliyorsunuz ki bazı kıtalar arkadaşlar yine deniz altında da kalacaktır. Yani sular altında da kalacaktır. Yani çok ileriki sonuçlarında bunun da olabileceği konuşuluyor zaten. Diğeri de işte çığ, sel, taşkın gibi doğa olaylarındaki artış insan ve hayvanların sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere neden olacak. İşte çeşitli hastalıkların artması gibi durumlar, işte cilt kanserleri gibi vakaların artması yine küresel ısınmanın sonuçlarından bazılarıdır. Bunu önlemek için arkadaşlar neler yapmak lazım? Tabii ki hani işin özü olarak bakacak olursak küresel ısınmaya sebep olan şey ne dedik arkadaşlar? Başta karbondioksit gibi gazlar olan sera gazlarının açığa çıkması. O zaman bunu önlemek için de en azından birazcık daha aza indirgemek için de bu gazların açığa çıkmasını önleyecek durumları oluşturmamız gerekiyor. Mesela nedir bunlar? İşte yenilenemez enerji kaynakları yerine işte fosil yakıtlar bizim yakıt olarak kullandığımız kısım daha çok bunların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, işte rüzgar enerjisi var, güneş enerjisi var, hidroelektrik enerji var, jeotermal enerji var bunun yanı sıra. Hani bunlar doğal kaynaklardan oluştuğu için arkadaşlar çok fazla sera gazı açığa çıkartmıyorlar zaten. O yüzden en azından bir nevi katkı sağlayacaktır bu yenilenebilirleri kullanmak. Diğer arkadaşlar enerji tasarrufu sağlayan işte araçlar kullanılmalı. A++++ şeklinde. Artık biliyorsunuz gelişen teknolojiyle beraber bu tasarruf kısmını da evet arttırıyorlar. Ve bu sayede de daha az enerji harcamış olacağız. Yani daha az sera gazı açığa çıkartmış olacağız bu sayede. Geri dönüşüm kısmı arkadaşlar yine önemlidir. Geri dönüşümde yine sera gazı açığa çıkartmasının azaltan durumlardan bir tanesi olabilir. Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalıdır. İnsanlar küresel ısınma ve çevrenin korunması konusunda
Kesinlikle arkadaşlar bilinçlendirilmelidir. En önemli kısım zaten buradan başlıyor aslında. Bilinçlendirme sağladıktan sonra herkes de kendi üzerine düşen görevi yaparak bu gibi durumlara uyması gerekiyor. Bununla alakalı aslında bir ülkeler arasında arkadaşlar imzalanan bir uluslararası protokol var. Kito protokolü dediğimiz kısım. Ondan da yine bahsetmiş olalım şöyle. Japonya'nın bir şehri arkadaşlar bu. Kito protokolü imzalanmış uluslararası bir anlaşma olarak. Bu işte 1997 yılında anlaşma imzalanıyor ama 2005 yılında arkadaşlar yürürlüğe giriyor. Bu anlaşmanın protokolün şeyi nedir arkadaşlar koşulu? İşte açığa çıkan sera gazlarının ülkeler bazında işte bir denetime alınması adına yapılmış, imzalanmış olan bir anlaşmadır. 1997 yılında imzalandı, dediğim gibi 2005 yılında da yürürlüğe giriyor. İmza yetersizliğinden dolayı ancak 2005 yılında devreye, yürürlüğe sokulmuş olan bir anlaşma. Bunu da eklemiş olalım. Evet, rüzgarla arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi rüzgar önce şöyle klasik işte kitap tanımı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü oluşan yatay yönlü hava hareketidir. Şöyle belirteyim. Yatay yönde oluşan hava hareketidir. Şimdi bu basınç farklılığı arkadaşlar kesinlikle yani rüzgarın oluşmasını sağlayan şey basınç farklılığıdır. Bu da yine karşımıza gelebilecek ifadelerden bir tanesi olabiliyor. Birazdan yüksek basınç, alçak basınç bunlardan bahsedeceğiz ama kesinlikle rüzgarın yönünü unutmuyoruz. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eden yatay yönlü oluşan hava akımı şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi rüzgarla alakalı rüzgarın çevrelerine etkilerini ölçen bir ölçeğimiz var arkadaşlar. Beaufort ölçeği şeklinde ifade ediliyor. Ve bu şekilde işte kuvvetli, işte şiddetli rüzgarlar çıktığı zaman işte etrafına ne kadar hasar vermiş, ne derecede hasar vermiş bunu belirten bir ölçektir Beaufort ölçeği. Şimdi rüzgar türlerinden de bahsedecek olursak kendi ekseni etrafında dönen rüzgarlar var arkadaşlar. Bunlardan en küçüğüne biz şeytan kulesi diyoruz. Bunun bir tık üstü, ortancası yani hortum. En büyüğü ve en kuvvetlisi ne ise arkadaşlar kasırga ya da tayfun ismini vermiş oluyoruz. Kasırganın meydana gelmesi için de bazı durumlar oluşması lazım. Yani her işte kuvvetli esen rüzgar bir kasırga niteliği taşımıyor. Kasırga oluşabilmesi için deniz suyunun yani okyanus suyunun sıcaklığının arkadaşlar 27 santigrat dereceye ulaşması lazım. Tropikal okyanuslarda meydana gelen bir hava olayıdır. Ve rüzgarın esme hızının da en az 118 kilometre bölü saat olması gerekir. Yani bunun üzerinde esen rüzgarlara biz evet kasırga olduğunu söylüyoruz. Burada da Beaufort ölçeğinden bir kesit arkadaşlar bakacak olursanız. Dediğimiz gibi farklı birçok farklı isimli rüzgarlar var. Mesela işte yel olarak ifade etmiş yine hafif rüzgarlardan. Sonra meltem var işte fırtına, kasırga diye bu şekilde. Bakın kuvveti de yine gittikçe artıyor olarak gösteriliyor. Şimdi gelelim bu rüzgarları oluşturan basınç farklılığına. Şimdi alçak basınç ve yüksek basınç olmak üzere iki tane alandan bahsedeceğiz arkadaşlar. İki tane alan tanımlayacağız ve bunların özellikleri gerçekten önemli. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi alçak basınç hava alanından başlayalım. Şimdi alçak basınç hava alanında arkadaşlar şöyle bir durum gerçekleşiyor. Aşağıda bulunan yani bu bölgede bulunan hava tanecikleri, bakın burada bulunan hava tanecikleri yoğunluğu azalarak yukarıya doğru yükseliyor. Şimdi yoğunluğu neden azalıyor? İşin bu kısmına bakacak olursak arkadaşlar bu sıcaklıkla alakalı olan bir durum. Şimdi alçak basınç bölgelerinde hava sıcaklığı yüksek olduğu için ortamda bulunan hava taneciklerini arkadaşlar yoğunluğunu azaltarak yukarıya doğru hareket etmesini sağlıyor. Yukarıya doğru hareketten dolayı da arkadaşlar biz bu alçak basınç alanına yükseltici hava hareketi görülür ifadesini de söyleyebiliyoruz. Lütfen buna da karıştırmayın. Çünkü hani olaylar tam tersi birbirinin tersi cümlelerle ifade ediliyor. Buna dikkat edelim. Bakın alçak basınç bölgelerinde yükseltici hava hareketi görülür. Özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar hava sıcaklığı fazla. Şimdi hava sıcaklığı fazla olduğu için dediğimiz gibi tanecikler yukarıya doğru çıktı. Yani buharlaşma fazladır. Otomatikman buharlaşma meydana gelmiş oluyor.
Ve dolayısıyla da burada yukarıda arkadaşlar bulutların oluşmasını sağlıyor. Yani yukarıya çıkan hava tanecikleri yoğuşarak orada bulutları, yani havanın nemi yukarıda bulutları oluşturmuş oluyor. Bulutlanma söz konusudur arkadaşlar alçak basınç alanlarında. Ve bir bulut olduğundan bahsediyorsak da yine yağış, çeşitli yağış görülme ihtimalinin de çok fazla olduğunu söylüyoruz. Ve bir de yine karşımıza gelebilecek olan kısım, şunun alt kısmında göstermiş ama ben şuraya yapayım arkadaşlar. Şöyle bir daire şeklinde bir bölge tanımlayacak olursak, alçak basınç alanında, yani bölgemiz şöyle alçak basınç olsun. Esen rüzgarlar arkadaşlar çevreden merkeze doğrudur. Bunu şu şekilde de yine göstermiş oluyoruz. Şöyle alt tarafında da zaten belirtiyor. Alçak basınç alanlarında rüzgar çevreden merkeze doğru esecektir. Sıcaklık arkadaşlar nem ile doğru orantılıdır. Yani bu alçak basınç alanlarında bahsettiğimiz durum bu işte. Yani havanın sıcaklığı arttığı için otomatikman buharlaşma fazla olacak ve havanın nemini de arttırmış olan bir durum olacaktır. Buharlaşma artarsa havadaki nem de artar. Şimdi gelelim yüksek basınç alanına. Yüksek basınç alanında da olaylar tam tersi. Bakın oklarla da zaten ifade etmiş. Bu sefer havada bulunan moleküller, yani atmosferi oluşturan taneciklerin arkadaşlar, soğuktan dolayı, yani havanın daha soğuk olduğunu söylüyoruz zaten. Soğukluktan dolayı, sıcaklığın düşük olmasından dolayı bu taneciklerin arkadaşlar yoğunluğu artarak aşağıya doğru ineceklerdir. Yani bölgenin üzerine doğru toplanmış olacaktır. Yoğunluk fazla, bakın hava sıcaklığı düşük. Dolayısıyla tanecikler burada aşağıya doğru hareket ediyor. Bu yoğunluk kavramını 6. sınıfta görmüştünüz hatırlarsanız. Yoğunluğu büyük olan aşağıda kalır, işte yoğunluğu küçük olan yukarıda kalır şeklinde ifadeler söylüyordunuz. Aynı mantık zaten. Yoğunluğu artan tanecikler arkadaşlar aşağıya doğru hareket gösterecektir. Bakın ok yönüyle göstermiş. Aşağıya doğru hareket ettiğine göre o zaman yüksek basınç alanlarında alçaltıcı hava hareketi görülür diyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum, bunu karıştırmayın. Bu sefer tanecikler arkadaşlar aşağıya doğru hareket ettiği için bulutlanma ve yağış oluşumunun gözlemlenmeyeceğini söylüyoruz. Dolayısıyla da işte burada bir işte güneş şeklinde, bakın burada vermiş, bir güneş belirtebiliyor. Güneş belirtmek zorunda değil gerçi ama havanın açık olduğunu söylüyoruz. Yani bulutun olmaması havanın orada açık olacağı anlamına geliyor. Özellikleri tekrar söylüyorum, dikkatli bir şekilde ezberliyorsunuz. Ve yine rüzgarın yönü olarak söyleyecek olursak, bakın şöyle yüksek basınç alanı olarak içerisini göstermiş olayım. Yüksek basınç alanlarında ise arkadaşlar rüzgar merkezden çevreye doğru olacak. Çünkü rüzgarın tanımı ne demiştik arkadaşlar? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru esen hava akımıdır demiştik. Ben bu içerideki bölgeyi yüksek basınç olarak belirtecek olursam, o zaman alçak basınca doğru, yani çevreye doğru bir esinti meydana gelmesi gerekiyor. Yani yüksek basınç alanlarında rüzgar merkezden çevreye doğru esecektir. Burada evet şöyle bir uyarı yazdım arkadaşlar. Şu kısmına da bir bakalım. Yani yine karıştırdığınız kısımlardan bir tanesi çünkü bu. Güneş olan bölgede, yani işte bize sorularda güneş olarak verdiği bölgeyi sıcak bölge olarak arkadaşlar almayacağız. Bakın biz sıcak olan bölge için neresini söylemiştik? Alçak basınç demiştik. Alçak basınçta hava sıcak ama bulutlu. Yüksek basınçta ise arkadaşlar hava soğuktur. Ancak bulut olmadığı için işte hava açıktır şeklinde söylüyoruz. O yüzden güneş kısmını yüksek basınç alanında ifade etmiş oluyoruz. Lütfen bunu da karıştırmayın. Yani oradaki güneşi direkt sıcaklıkla lütfen bağdaştırmayalım. Çünkü karıştırmış olursunuz. Olaylar birbirinin tam tersine dönmüş olur. Burada da şöyle bir toparlayacak olursak, bakın iki tane bölge göstermiş. Şimdi bu rüzgar konusunda bize sadece, bakın buradaki gibi rüzgarın yönünü belirttiği zaman şöyle tek, sadece şu ok bile bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın A bölgesinden B bölgesine doğru bir rüzgar estiğini gösteriyor. Şimdi bilgilerimizi burada kullanalım. A bölgesi, şimdi rüzgar için ne demiştik? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına. O zaman A bölgesi bizim için yüksek basınç alanı. B bölgesi ise arkadaşlar alçak basınç alanı olacaktır. Şöyle yapayım. Şimdi özelliklerini de burada tekrardan konuşacak olursak. Şimdi yüksek basınç alanı dedik A bölgesi için. Yüksek basınç alanında neydi? Hava soğuk. İşte nem az. Hani nem yoktur ifadesi tabii ki olmaz ama nemin az olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yüksek basınç alanında, şuradan devam edeyim, alçaltıcı hava hareketi vardır. Hava hareketi.
ve işte bulut oluşumunun olmayacağı ya da işte havanın açık olacağını söylüyoruz. Hava açıktır. Yani sorularda bu şekilde de arkadaşlar sizin de hemen bu bilgileri yazabiliyor olmanız lazım. Alçak basınç bölgesinin olduğunu karar vermiştik B'nin. O zaman buraya B bölgesi için hava sıcaktır diyoruz. Bakın özelliği olarak alçak basıncın. Nem fazladır. Buharlaşma dolayısıyla bu havadaki nemi arttırmış oluyor. Alçak basınç alanlarında yükseltici hava hareketi vardır bu sefer. Yükseltici hava hareketi. Ve yukarıya doğru tanecikleri götürdüğümüz için arkadaşlar orada da o tanecikler yoğuşarak bulutlanmayı, bulut vardır diyeyim, bulutlanmayı oluşturmuş olacaktır. Bu özelliklere dikkat edelim. Bakın burada da göstermiş. A bölgesi yüksek basınç altında, B bölgesi alçak basınç altındadır. İşte A bölgesi soğuk, B bölgesi sıcaktır. Tabii ki birbirlerine göre söylüyoruz. Yani burada iki alanı birbirine göre kıyaslıyoruz. A bölgesinde hava açıktır ve yağış oluşumu gözlenmez. B bölgesinde ise hava bulutludur ve yağış görülme ihtimali arkadaşlar oldukça yüksektir diyoruz. Rüzgarlarla ilgili bu kısımları da unutmayalım. Evet, gelelim son kısım arkadaşlar, hava olayları. Hava olaylarını da ifade ederken dar bir bölgede meydana gelen, atmosferde yaşanan arkadaşlar durumlara biz hava olayı ismini vermiş oluyoruz. Kısa bir süre içerisinde, bakın dar bir bölgede günlük veya haftalık gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşen atmosfer olaylarına biz hava olayı demiş oluyoruz. Şimdi günlük olarak çeşitli ölçüm aletleri var arkadaşlar. Bunları konuşuyoruz zaten. İşte barometre mesela, basınç konusunda da yine bahsedecek, açık hava basıncını ölçen alete demiştik zaten. Basınç ölçer, yani barometre kullanarak, ya da higrometre, bakın nem ölçer. Higrometre ya da termometre, sıcaklık ölçer gibi araçlar kullanılarak arkadaşlar günlük işte nem, işte sıcaklık, basınç, rüzgar gibi gözlemleri oluşturarak bunlarla alakalı arkadaşlar tahminde bulunuyorlar. Yani hava olayları bir tahmin üzerine ilerleyecektir. Bunu da bilelim. Şimdi hava olayları tahmin olduğu için kesinlik bildirmez. Şimdi iklimle kıyaslamalı gidecek olursak arkadaşlar, özellikle burada hani o şekilde de gitmiş olayım. İklim için biz demiştik ki kesinlik bildirir. Yani tabii ki %100 değişmez demiştim aslında, ama kesinlik bildirecektir. Yani değişkenlik azdır demiştik. Ama hava olaylarında arkadaşlar tahmini olduğu için kesinlik bildirmez. Yani bugün içerisinde değişebiliyor. İşte bir gün öncesinden hava durumuna baktığımız zaman arkadaşlar, işte ya da daha birkaç saat içerisinde bile değişebiliyor. Birkaç saat sonra baktığımız zaman ya da bir gün sonra baktığımız zaman hava durumunun değiştiğini elbette siz de gözlemişsinizdir. Yani kısa süre içerisinde değişkenlik gösterebilme ihtimali var. Hava olaylarını inceleyen bilim dalını arkadaşlar meteoroloji diyoruz. Bu olayla ilgilenen kişiler, yani hava olaylarıyla ilgilenen, inceleyen bilim adamlarına ise meteorolog ismini vermiş oluyoruz. Bu iklim kısmında arkadaşlar ne demiştik? Klimatoloji demiştik. Diğerine de klimatolog demiştik hatırlarsanız, iklim bilimi ve iklim bilimci. Burada da meteoroloji ve meteorolog ifadelerini kullanıyoruz. Hava olaylarından da bahsedilirken işte daha çok cümlelerin içerisinde güneşli, yağmurlu, karlı, rüzgarlı gibi kavramlar kullanılır. İklimde ne demiştik? Kurak, işte soğuk, sert gibi şeklinde cümleler içerisinde kelimeleri kullanıyorduk. Hava olaylarını meydana getiren arkadaşlar asıl etken havadaki su buharıdır, nemdir. Çünkü bütün hava olayları bu nemin fazlalığına ya da işte azlığına göre oluşacaktır. O yüzden hava olaylarının temeli havadaki nem ve tabii ki de sıcaklık farkıdır. Bu sayede de yine rüzgarlar oluşmuş olacak. Burada da arkadaşlar şunu da söyleyelim. Yine karşımıza nadir de olsa gelebiliyor. Bu hava olayları sayesinde çeşitli işte doğal oluşumlar meydana gelebiliyor. Nedir bu işte? Peri bacaları mesela. Bu hava olaylarından meydana gelmiş olan durumdur. İşte mantar kayalar, buzul vadileri, kumullar. Yani bunlar işte ani sıcaklık değişimleriyle ya da işte rüzgarlarla arkadaşlar, işte çeşitli aşınmalar sebebiyle ortaya çıkmış olan doğal yeryüzü şekilleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani hava olayları da bu yeryüzü şeklinin oluşumunda etkilidir. Evet, şimdi nedir bu hava olayları? Altı başlık altında arkadaşlar inceleyeceğiz. Şimdi 3-3 şeklinde ben bunları böldüm. Şimdi başlangıçta çünkü şöyle bir ayrım yapıyoruz hava olaylarında. 3 tanesi yeryüzüne yakın yerlerde, 3 tanesi ise gökyüzüne yakın yerlerde meydana gelmiş oluyor. Şimdi kar, dolu ve yağmur üçlüsü arkadaşlar bunlar atmosferin gökyüzüne yakın yerlerinde
gökyüzüne yakın yerlerde meydana gelen hava olayları. Gökyüzüne yakın yerlerde diyelim. Meydana gelir. Şimdi şöyle tanımlarına da kısaca bakacak olursak zaten genellikle bilinen durumlar. Kar için diyoruz ki gökyüzünde soğuk havanın etkisiyle havadaki nem, yani havadaki su buharı arkadaşlar, buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller de birleşerek karı oluşturur. Şimdi burada arkadaşlar tanımlamaları verirken hani karıştırabiliriz şeklinde düşünmeyin. Çünkü tanımlamalar gerçekten birbirine benziyor ama kendinize bazı anahtar kelimeler seçerseniz hani bunları daha rahat bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Mesela işte karı ifade ederken buz kristalleri kelimesini çok fazla geçirir cümlenin içerisinde. Buradan hani kar olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi doludan devam edelim. Doluda da işte gökyüzündeki soğuk hava etkisiyle bulutlardaki su damlacıkları donar. Donan tanecikler bir araya getirerek doluyu oluşturacaktır. Şimdi dolu içinde işte bize verilen anahtar kelimeler işte buz toplarına dönüşür şeklinde ifade edebilir. Ya da işte ani donma meydana gelebilir şeklinde söyleyebilir. Bu da arkadaşlar bize doluyu ifade edecektir. Bu kısımda son olarak yağmur var. Yağmurda da işte gökyüzünde bulutlardaki su buharı yoğuşarak su damlacıklarına arkadaşlar dönüşmüş oluyor. Daha sonra o damlacıklar bir araya gelerek de yağmuru oluşturmuş oluyor. Şimdi bu üçleme dediğimiz gibi yeryüzüne yakın yerlerde meydana gelen hava olayları. Buradaki üçlü ise arkadaşlar gökyüzüne yakın. Geçen yeryüzüne yakın pardon. Öbür üçlü tekrar şuradan göstereyim. Bir hata olmasın. Gökyüzüne yakın yerlerde meydana gelen hava olayları. Bu üçlü ise arkadaşlar yeryüzüne yakın yerlerde meydana gelen hava olayları. Bu ayrımı da arkadaşlar bilelim. O yüzden notunda yazdım. Karşımıza gelme ihtimali var. Şimdi sistem başlayalım. Siste kısaca arkadaşlar yüzey bulutu olarak isimlendirebiliyor. Tekrar söylüyorum. Bir anahtar kelime olarak düşünebilirsiniz bunu. Yüzey bulutu olarak ifade edebilir. Ya da birazcık daha uzun tanım olarak. İşte bakın yeryüzüne yakın yerlerde diye söylemiş zaten. Hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucunda işte çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinin oluşmasına arkadaşlar biz sis ismini veriyoruz. Çiğ ve kırığı şöyle söyleyebilirim aslında birlikte. Bunlar geceleyin arkadaşlar sabaha karşı meydana gelen hava olaylarıdır. Çünkü şimdi tanımına bakacağız. Çiğ ifadesi hani yağmur kısmına çok benziyor. Kırağı ise arkadaşlar hani karla karıştırmanız bazen söz konusu olabiliyor. Hani bunu karıştırmamak için çiğ ve kırağı özellikle zaten cümlenin içerisinde de söyler. İşte gece sabaha karşı işte sabah saatlerinde şeklinde ifade edebilir. Şimdi çiğ de yeryüzünde. Bakın gece diye söylemiş zaten. Hava soğuduğunda havadaki su buharı yoğuşarak arkadaşlar işte çeşitli işte bitkilerin üzerinde ya da işte yeşilliklerin üzerinde su damlacıkları şeklinde görülmüş oluyor. Biz bu hava olayına arkadaşlar çiğ ismini vermiş oluyoruz. Yani yine bu da yağmur gibi bir nevi işte su buharının yoğuşarak su damlacıklarını oluşturması. Ama farkı ne dedik? Geceleyin arkadaşlar sabaha karşı meydana gelen bir durumdur. Kırağıda ise yine aynı şekilde yeryüzüne yakın kısımda yeryüzünde gece hava çok fazla soğursa ki bu 0 derecenin altında arkadaşlar görülüyor zaten. Su buharı çiğe dönüşmeden. Bakın burada bu olaya da dikkat edin ki kırağı kelimesi zaten kırağılaşmadan hani gelen bir kelimedir. Kırağılaşmayı da maddenin hallerinde görmüşsünüz, biliyorsunuz. Gazdan direkt katıya geçme halidir biliyorsunuz ki. O yüzden su buharı yani havadaki gaz çiğe dönüşmeden yani sıvıya dönüşmeden direkt donarak sanki kar yağmış gibi yine buz kristallerini arkadaşlar oluşturmuş oluyor. Buna da kırağı demiş oluyoruz.